Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila kıyamı yevmiddin. Allah ibadet, itaatlerimizi kabul buyursun. Ramazan ayının güzelliklerini, münacatını, orucunu, ibadetini hepimizden en güzel şekilde kabul buyursun. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kullu nefsin zaikatul mevt. Her canlı, her nefes alıp veren bu ölüm gerçeğiyle karşılaşacaktır. Herkes bu ölümü tadacaktır. Huzurlarınıza ölüm gelmeden fırsatlardan istifade etmekten söz ediyordu. İnsan Azrail gelmeden, canını almadan önce Allah'ın beşere sunduğu bu fırsatlardan istifade etmeli, bu fırsatları ganimet bilmelidir. Ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi saadet ve kurtuluş yoluna girmek isteyenler bu fırsatlardan Allah'ın sunduğu bu ilahi nimetleri değerlendirebilmektedirler. Beşer ilahi fırsatları birer sermaye olarak görmelidir. Bugün hayattayız, nefes alıp veriyoruz, en büyük sermayemizdir. Bunu fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Yüce Yaratan, saadet ve kurtuluş kapısını bu değerli sermaye ile açmaya fırsat vermiştir. Hakikatta saadete ulaşmak istiyor isek, kurtuluşa ulaşmak istiyor isek bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Allah sağlık verdi, güç kudret verdi, bize bir fırsat sundu, ömür verdi, Ramazan ayını bize terk ettirdi. Bizim vazifemiz nedir? Ramazan ayının orucunu tutmaktır. Vazifemiz nedir? Ramazan ayının gecelerinin, gündüzlerinin maneviyatından istifade etmektir. Peygamberler, imamlar, Allah'ın salih kulları bu fırsatlardan asla gafil olmamışlardır. Peygamberlerin hayatına, yaşamına bakın. En acı olayları bile ilahi nimet olarak görmüşler, o olaylardan istifade etmişlerdir. Ve insan asla bir neden olmaksızın yüce makamlara ulaşamaz. Kur'an-ı Kerim bir takım peygamberlerden ve bazı dostlarından hayat ve yaşamlarında sorun ve sıkıntılardan karşılaştıklarını ve onlar bu sorun ve sıkıntılarla ilahi aşka, ilahi kurba ulaştıklarını haber vermiştir. Karşılaştılar sorunlardan, o sorunları değerlendirerek, istifade ederek ilahi aşka ulaşmışlar. İlahi yakınlığa ulaşmışlardır. Ayet-i Kerime şöyle buyuruyor. وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَس۪يرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُ وَمَا اسْتَكَانُ. Nice peygamberlerin yanında pek çok Rabbani kimse savaşmıştır. Peygamberlerin yanında yer almışlardır. Peygamberlerin yanında kılıç kalkan kuşanmışlardır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişlerdir. Bu uğurda sorun ve sıkıntıları da pes etmemişlerdir.
karşılaştıkları sıkıntılara göğüs gelmişlerdir. Yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir. Bunlar saadete ulaşıyor. Hayat ve yaşamda karşılaştığı sorun ve sıkıntılara göğüs gelenler, sabredenler ve bunları fırsata dönüştürenler saadete ermiştir. Peygamberler savaş ve huşinet ehli değildi. Asla böyle olmamış. Peygamberler savaşı başlatan taraf olmamışlardır. Ama zalimler, müstekbirler, zorbaların zulüm ve sitemleri karşısında savunmaya geçmişler. Zalimler, zorbalar bunlara hamle etmiş, saldırmış. Bunlar mecburen karşılık vermek zorunda kalmışlardır. Zalim ve zorbalar eğer peygamberlere senin dinini kabul etmiyoruz deseydiler, silah kalkan kuşana sarılmasaydılar, Kur'an şöyle cevap verecekti. Lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyecekti. Ama bunlar peygamberleri öldürmeye kalktılar. Peygamberleri kendi başlarına bırakmadılar. Ve yaktulûne nebiyyine bighayril hak. Ayet buyuruyor ki bu zalimler, bu zorbalar peygamberleri haksız yere öldürüyordular. Hazreti Yahya aleyhissalatü vesselamın başını kestiler. Hazreti Zekeriya'yı ağacın içinde ikiye böldüler. Hazreti İbrahim'i ateşe attılar. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek için orduyla takip ettiler. Fırsatlardan nasıl istifade ediliyor? Bu anlatacağım nakile dikkat edin. Bakın, salih kişiler, basiretli kişiler fırsatları nasıl değerlendiriyorlar? Emir el-Mu'minin Ramazan ayının 19'unda yaralandı. İbadet mihrabında İbn-i Mülcem'in kılıcıyla yaralandı. Emir el-Mu'minin hasta yatağındaydı, şehadet yatağındaydı. Kufe halkı Emir el-Mu'minin'i ziyaret için Emir el-Mu'minin'in evinin önünde toplaştılar. İmam Hasan aleyhissalatü vesselam dışarıya çıkarak babasının durumunun iyi olmadığını, ziyaret kabul edemeyeceklerini söyleyip herkesin evine gitmesini istedi. Halk dağıldı, evine gitti. Ama bir kişi gitmedi. Sa'sa bin Suhan gitmedi. İmam Hasan aleyhissalatü vesselam niçin gitmiyorsun dediğinde, ey Ali'nin oğlu, ayaklarım gitmiyor. Sa'sa bin Suhan Emir el-Mu'minin'i dışarıda bekliyor. Başını tabiri caizse duvara bırakıp hüngür hüngür ağlıyordu. Emir el-Mu'minin hastalığın etkisiyle bazen kendisinden geçiyordu, kendisine geliyordu. Kendisine geldiğinde İmam Hasan'a bu ağlama sesleri nedir diye sordu. İmam Hasan aleyhissalatü vesselam halkın geldiğini ve sizin durumunuzun müsait olmadığını deyip gönderdim hepsini. Ama birisi gitmedi. Sa'sa bin Suhan gitmedi. Dışarıda ağlıyor. Emir el-Mu'minin onu içeri almalarını söyledi. Sa'sa bin Suhan içeriye geldi. Emir el-Mu'minin'in yanı başında oturdu. Ve Emir el-Mu'minin gözlerini açtığında Sa'sa bin Suhan, ya Emir el-Mu'minin bana nasihat et dedi. Emir el-Mu'minin şehadet yatağında. Kendisinden geçiyor, kendisine geliyor. O bir anı fırsat bildi. Ya Emir el-Mu'minin bana nasihat et. Emir el-Mu'minin şöyle buyurdu. Ey Sa'sa bin Suhan, dediklerime kulak ver. Bu dediklerimi iyi belle. Geçen gece sizin halifenizdim. Yani bu kılıç darbesi başıma inmeden önce sizin emrinizdim, halifenizdim, sizin sahibinizdim. O halife ve emir sahibi bugün yatağa mahkum olmuş. Ölümü bekliyor. Tüm yönetimi ve ülkesi elinden çıktı. Yarın ise kıyamete kadar toprağın esiri olacaktır. Evet,
fırsatlardan istifade etmek budur. Emir el-Mümininden nasihat istiyor. Hadislerimizin de buyurduğu gibi fırsatlardan istifade etmek insanı büyük karlı ticaretten büyük karlara taşımaktadır. Bizler dünya hayatında bir ticaretteyiz, alışveriş içerisindeyiz, fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Ticaretle uğraşanlar çok iyi biliyor. Bazen öyle bir fırsat geliyor ki, onu değerlendirdiğinde artık tabiri caizse o yıllık karını almış oluyor. Ama onu es geçtiğinde, o fırsattan gafil olduğunda büyük bir zarara uğruyor. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ayet buyuruyor ki, ey iman edenler, sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstermemi ister misiniz? İstiyor musunuz? Sizi öyle bir ticaret göstereyim ki o ticaretinizle ateşten kurtulasınız. Ayetin devamı şöyle buyuruyor. Tu'minu billahi ve rasulihi. Allah'a iman edin, peygamberine iman edin. Ve tucahidun fi sabilillah bi amwalikum ve anfusikum. Allah'a iman ettiniz, peygambere iman ettiniz ve Allah yolunda malınızla, canınızla mücadele edin, cihat edin. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer böyle yapar iseniz, bu fırsattan istifade eder iseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yaghfir lekum zunubakum. Bunları yapar iseniz Allah sizin günahlarınızı affedecek. Silecek geçmişinizi. Ve yudhilkum cennetin tecri min tehtehel enhar. Allah altlarından ırmaklar akan cennete yerleştirecektir sizi. Ve mesakine teyyibeten fi cenneti adnin zalikel fawdul azim. İşte bu büyük başarıya ulaşacaksınız. Adın cennetinde güzel yerler edineceksiniz. Allah'a iman, peygamberine iman, malla, canla, cihat insanı saadete götürüyor. İnsanı güzelliklere götürüyor. İnsana Allah'ın vaat ettiği cennete taşıyor. Fırsattan istifade etmek nedir? Fırsatlardan nasıl istifade edilir? Gelin Hazreti Asiye, Firavun'un hanımından öğrenelim. Hazreti Asiye, Firavun'un hanımı ülkesinin kralçesiydi. Firavun kraldı, bu da kralçeydi. Hazreti Musa'nın nübüvveti emrolundu. Hazreti Musa nübüvvet görevine geldi. Bunu fırsata dönüştürerek Hazreti Musa'nın sözlerine kulak verdi. Ne diyor bu? Ne anlatıyor bu? Dedikleri nedir bunun? Hazreti Musa'nın sözlerinin hak olduğunu gördü. Diğer taraftan ben sizin Rabbinizim diyen kocası Firavun'un da yalanlarını biliyordu. Bunu fırsata dönüştürerek Hazreti Musa'ya iman getirdi. Öyle iman ki yüce yaratan onun imanını Kur'an'a taşıdı. Onun imanını Kur'an'a taşıyarak mümin erkeklere ve mümin kadınlara örnek ve olgu gösterdi. Ayet buyuruyor ki: "Ve daraballahu meselen lillezine amenu imra'ate Firavun." Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi, örnek verdi. İzgalet Rabbi binli li indeke beyten fil cenneti ve neccini min Firavuna ve amelihi
ve neccini minel kavmiz zalimin. Hani o, yani Asya'dır, Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavundan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Yüce Yaratan Firavun'un hanımını müminlere, müminelere örnek olarak gösterdi. Kur'an'ına taşıdı. Kıyamete kadar örnek mi istiyorsunuz? Fırsatları değerlendirmek, ne olduğunu bilmek mi istiyorsunuz? Firavun'un hanımına bakın, nasıl fırsatı değerlendirdi. Gaflet uykusundan uyanmalıyız. Yüce Yaratan'ın verdiği bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Bu fırsatlardan yararlanmayanlar kendilerine geldiklerinde iş işten geçmiş olacak. Bu sağlık nimetinden, bu güç kudretten, bu Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyenler ne zaman pişman olacak? Azrail gelip bunları götürdüğünde uyanacaklar bunlar. Biz ne yaptık? 60, 70, 80 yıl ömür sürdük. Biz niye namaz kılmadık? Niye oruç tutmadık? Niye Ramazan ayını derk ettik de Ramazan ayının o faziletinden istifade etmedik diye kendilerine geldiklerinde iş işten geçmiş olacak. Emir el-Muminin şöyle buyuruyor. En-nasu niyamun fe-iza matu intebehu. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Evet, değerli kardeşlerim, gelin ölmeden, Azrail gelmeden uyanalım bu gaflette. Gençliğimizin kıymetini bilelim. Ramazan ayı sayılı günlerdir. Bak, neredeyse yarısı gitmek üzeredir. Bugüne kadar ne yaptıksa o yazıldı. Orucumuzun yanı sıra 2 tane selavat getirebildik mi? Ya iftardan önce 2 ayet okuyabildik mi? İftar sofrasında oturduğumuzda Allahümme kulli velike duasını okuduk mu? Bunlar kalacak. Dolayısıyla kendimizden geçmeden, ruhumuz bizden alınmadan uyanalım, bu fırsatları değerlendirelim. Allah bizleri gafletten uyanan müminlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.